isyan ve saldırıların hedefi olan Pakistan son 2 yılda belki de en çok Taliban'ın ele geçirdiği Swat Vadisi ile gündeme gelmişti. Taliban'ın bu bölgede katı şeriat kanunları uygulaması yüzlerce insanın ölümüne, binlercesinin de evlerinden kaçmasına sebep olmuştu. 2009'da Taliban'ın başkent İslamabad'a 100 kilometre yaklaşmasıyla operasyon kararı alan Pakistan ordusu kısa sürede bölgeyi temizledi. Ama bilanço ağır oldu. Hatırlayacaksınız, 2009 operasyonundan sonra bölgeye ilk kez TRT Türk girmişti. Biz de geçtiğimiz hafta yeniden bölgeye gittik ve vadideki yaşam koşullarını ve halkın Taliban'a bakışını gözlemledik. İşte tartışmaların merkezindeki bölge Swat Vadisi. Karşı verdiği mücadelenin merkezi Swat Vadisi. 2 yıl önce bölgede kontrolü ele alan ve şeriat ilan eden Pakistan Taliban'ı başkent İslamabad'a doğru yürüyüşe geçmiş ve ardından Pakistan ordusunun bölgeye yönelik operasyonları başlamıştı. Burası Swat'ın kuzeyindeki 19. Bölük Komutanlığı. 19. Bölük Komutanlığı'nın Swat için apayrı bir yeri var. Özellikle 2009 yılında Taliban'ı temizlemek için düzenlenen operasyonlar bu bölük tarafından yapılmıştı. 19. bölük operasyonların başarıya ulaşmasından sonra kışlasına çekilmiş, ancak bu Taliban'la mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Ordu ve siyasiler Taliban'la mücadeleye sivil yöntemleri kullanarak devam etme kararı almış. Bu yöntemlerin en somutu 19. bölüğün yürüttüğü eski Taliban üyelerine yönelik rehabilitasyon programı. Program Swat Vadisi'nin kuzeyi ve güneyi olmak üzere 2 bölgede yürütülüyor. Bizim geldiğimiz bölüm Paytom, diğeri ise Swat'ın güneyinde bulunan Barikot Rehabilitasyon Merkezi. Önünde durduğum bina 19. bölük de-radicalization programının yürütüldüğü bina. Aslında bir anlamda rehabilitasyon programının yürütüldüğü bina da diyebiliriz. Arkama doğru baktığınız zaman aslında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Burada hali hazırda 110 eski Taliban militanı var ve şu an gördüklerinizde o militanlardan sadece bazıları. Burada yürütülen programla amaç bu insanlara belli başlı eğitimleri verip psikolojilerini düzelttikten sonra normal hayata tekrar kazandırabilmek. Swat Vadisi operasyonundan sonra 2010 Eylül'ünde başlatılan programa 850 kişi katılmış. Program çoğunlukla okuma yazma bilmeyen, toplumla en ufak teması olmayan eski Taliban militanlarına psikolojik desteğin yanı sıra okuma yazma gibi temel eğitimleri de veriyor. Şu anda eski Taliban üyelerinin ders aldığı dersliklerden bir tanesindeyiz. Burada yaklaşık eski 50 Taliban üyesi var. Şu an itibariyle de dışarıdan gelen Pakistanlı bir üniversite görevlisi tarafından Pakistan'ın anayasası ve kanunları hakkında bilgi ediniyorlar. Yetkililer eğitmenlerinin Pakistan genelinden gelen öğretim üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından gelen yetkililer olduğunu söylüyor. Aslında bu süreç ilk başladığı zaman Pakistan askerleri bile bu programa şüpheyle yaklaşmış. İlk başladığımızda aslında bu insanlara karşı ön yargılıydım. Onların birçok şiddet olayına dahil olmuş olmaları ve suç işlemiş olmaları bizi tedirgin etti. Neden insanlarımızı öldürenlere yardım ediyoruz ki diye düşündük. Ancak program başlayınca ve onlarla daha fazla vakit geçirince aslında bu yola sürüklenmelerinde pek de bir hataları olmadığını gördük. Buraya gelenlerin çoğu naif, ne için kullanıldıklarını bile bilmeyen eğitimsiz Pakistanlılardı. Şimdi ise toplumun bir parçası olmak için eğitiliyorlar. Eski Taliban üyeleri program sonunda birkaç sınava tabi tutuluyor. Sınavı geçenler daha sonra ailelerinin yanına gönderiliyor. Tabi iş bununla da bitmiyor. Yeniden örgütle temas kurmamaları ya da yasa dışı işlere bulaşmamaları için sürekli gözlem altında tutuluyorlar ve yaptıkları işler denetleniyor. Dışarıda farklı faaliyetlere girenler ya yeniden bu merkeze getiriliyor ya da hapishaneye gönderiliyor. Ancak burada sivil yöntemler kullanılırken Pakistan, başta Swat Vadisi olmak üzere ülkenin diğer bölgelerindeki terör unsurlarını yok etmek için operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlar sonucu 416 asker ve 3421 Taliban militanı hayatını kaybederken 2000'e yakın da sivil yaralandı.
Bölgenin temizlenme süreci beraberinde büyük bir dramı da getirdi. Yaklaşık 2,7 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu, 4 milyon nüfusluk bölge için Pakistan tarihinin en büyük iç göçü anlamına geliyordu. Ama şimdi durum çok farklı. Şu an Swat Vadisi'nin merkezi olan Mingora'dayız. Mingora'yı 2007 yılında Taliban'ın ele geçirdiği zamanlardan hatırlayacaksınız. O zamanlar burada ne bir güvenlik vardı ne de devlet vardı. 2009 yılında ise Pakistan ordusu çok geniş çaplı bir operasyon başlattı. 2009'dan sonra buraya gelen ilk Türk televizyonu da TRT Türk olmuştu. Ancak o zamanlar bu Mingora sokakları böyle değildi. Tamamen bir hayalet şehri andırıyordu. Fakat bugün artık hayat tamamen normal düzeyine gelmiş gibi görünüyor. Burada bütün dükkanlar açıldı. İnsanlar rahatlıkla sokaklarda yürüyebiliyor. Çarşıda gezerken mikrofon uzattığımız Pakistanlılar artık Taliban'ın bir daha burayı ele geçiremeyeceği görüşünde. Hayır, artık Taliban buraya gelemez. Operasyon yapıldı. Ordu buraya yeniden güvenlik getirdi. Ben geleceklerini sanmıyorum. Swat Vadisi'ndeki yetkililer ekibimizi vadinin akil adamlarının oluşturduğu bir jirga toplantısına da götürdü. Taliban'ın temizlendiği operasyona bizzat tanıklık eden ve halkı da örgütleyen jirganın başkanı Hacı Bahtı Ravan artık Taliban'dan korkmadıklarını söyledi. Swat için ne diyebilirim ki? Askerlerin gelmeleri çok iyi oldu. Onlar yerel insanların güvenliklerini sağladılar. Burada insanlar zulüm içerisindeydiler. Allah'ın ve askerlerin yardımıyla kurtulduk bu zulümden. Allah'a çok şükür ki bizi bu zalimlerden kurtardı. Askerlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Kurban verip kan döküp bizleri kurtardı. Çok şükürler olsun. Şimdi savaş yok, zulüm yok, barış içinde yaşıyoruz. Swat şimdilerde eski günlerine dönmüş, ticaretin yeniden yapılmaya, turistik mekanların ve okulların ardı ardına açılmaya başladığı bir yer haline gelmiş. Ancak Taliban lideri Molla Fuzullah tarafından yapılan son açıklama yine kafaları karıştırdı. Fuzullah geçen hafta yaptığı açıklamada örgütün yeniden toparlandığını ve en kısa zamanda saldırılara başlayıp Swat Vadisi'ni yeniden ele geçireceklerini duyurdu.